Nasıl yapılır, hoş geldiniz. Bu bölümde iPhone'da bulunan rahatsız etme seçeneğini nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Rahatsız etme seçeneği sayesinde iPhone'unuz kilitliyken gelen aramaların veya bildirimlerin sesini kısabilir, böylelikle rahatsız edilmekten kurtulabilirsiniz. Rahatsız etme seçeneğini açmak için ayarlar uygulamasını açmanız gerekiyor. Daha sonra da ayarlar sayfası içerisinde ilerleyerek rahatsız etme seçeneğini bulun. Rahatsız etme sayfasının altında çeşitli opsiyonların bulunduğunu göreceksiniz. Elle seçeneğini açarak rahatsız etme özelliğini kendiniz elle aktifleştirebilir ve böylelikle istediğiniz zaman gelen aramaların veya bildirimlerin sesini kısabilirsiniz. Eğer isterseniz elle ayarlama yerine zamanlanmış seçeneği aktifleştirebilir ve böylelikle günün belirli zamanında rahatsız etme modunu otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin akşam saat 10'da aktifleşilen rahatsız etme seçeneği sabah 7'de kapatılır ve böylelikle akşam veya gece iPhone'unuzun gelen bildirimlerle veya aramalarla rahatsız edilmesinin önüne geçebilirsiniz. Dilediğiniz zaman zamanlanmış seçeneği karşısına yalan anahtarı kapatarak zamanlama özelliğini de devre dışı bırakabilirsiniz. Rahatsız etme aktifken bile çeşitli kişilere veya çağrı gruplarına gelen arama izni verilebilir. Onlardan gelen telefon çağrıları doğrudan size ulaştırılır. Arayabilecekler bölüm altından da bu kişi veya grupları ayarlayabilirsiniz. Herkesi seçebilir veya hiç kimseyi seçerek kimsenin rahatsız etme modu sırasında sizleri rahatsız etmemesini sağlayabilirsiniz. Veya hızlı arama seçeneğini seçerek telefon uygulamasında hızlı arama bölümüne eklemiş olduğunuz kişilerin onların gönderdiği çağrıların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında yenilenen aramalar özelliği var. Eğer rahatsız etme modu etkinleştirildiğinde sizi bir kişi 3 dakika içerisinde 2 kez arıyorsa bundan sonra ikinci aramanın sesi kapatılmayacaktır. Yenilenen aramalar özelliği de buna izin veriyor. Bunun dışında sessiz modu altında her zaman ve yalnızca iPhone kilitliyken şeklinde 2 tane seçenek görüyoruz. Bunlar da gelen aramaların veya bildirimlerin sesinin ne zaman kapatılacağını belirlemenizi sağlıyor. Eğer her zamanı seçerseniz siz cihazı kullanırken bile rahatsız etme modu aktif olacaktır ve sizin gelen aramaların ve bildirimlerin seslerini duymanız engellenecektir. Yalnızca iPhone kilitliyken seçeneğini seçerseniz de iPhone'u kullanmadığınız zamanlarda, ekranın kapalı ve kilitli olduğu zamanlarda rahatsız etme modu etkin şekilde çalışacak ve gelen aramaların veya bildirimin sesini size iletmeyecektir. Rahatsız etme modu aktifken iPhone'un durum çubuğunda bir ay simgesi gösterilir. Böylelikle de rahatsız etme modunun o an etkin olduğunu anlarsınız. Nasıl yapılırdan bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.